Selamünaleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde CDD ile çalışmalar yapmak için gerekli program bilgisayarımıza nasıl kurulur ondan bahsedeceğim. Ve daha sonrasında basit bir örnek yapacağım. Eğer CDD'ni öğrenmek ve çalışmalar yapmak istiyorsanız bu programı kullanabilirsiniz. Programın kullanımı ücretsiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda da CDD ile ilgili çalışmaları bu programla kanalımda sizlere anlatmaya çalışacağım. Ama çalışma yapmak için öncelikle bu programı bilgisayarımıza nasıl kuracağımızı bilmemiz gerekiyor. O halde vakit kaybetmeden hemen programı bilgisayarımıza yükleyelim. Şu an ekranlarınızda görmüş olduğunuz internet adresinden programımızı ücretsiz bir şekilde indireceğiz ve bilgisayarımıza kuracağız. Videonun açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Oradan sizlerle siteye giriş yapabilirsiniz. Siteye girdikten sonra programı indirmek için sol tarafta Downloads dediğimiz bölüm var. Oraya geliyoruz. Evet, daha sonra açılan sayfada yukarıda bir tane link var. Downloads şeklinde. Bu linke tıklıyoruz. Orada görmüş olduğunuz gibi farklı işletim sistemleri yer almakta. Tabii ki ben Windows olanını indireceğim. Daha sonra aşağıya indiğimiz zaman orada bir tane bölüm var. Benim indirdiğim bölümden indirirseniz daha iyi olur. Bu dosya direkt olarak bilgisayarınıza exe olarak inecektir ve daha sonra kurulum yapacağız. Şimdi hemen bu linke tıklıyoruz ve exe dosyasını bilgisayarımıza indiriyoruz. Evet, inme işlemi otomatik olarak başladı. Sağ yukarıda eğer Chrome'dan giriyorsanız indirme yerini bulabilirsiniz. Hemen oraya tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi dosyamız hemen iniyor. Şimdi dosyamıza tıklıyoruz ve kurulum işlemine başlıyoruz. Şimdi karşınıza bir tane ekran gelecektir. Oradan evet yazısına tıklayarak geçiş yapınız. Masaüstü kayıt programı o ekranı size gösteremiyor. O yüzden bu ekran karşınıza geldiği zaman evet'i tıklayın ve geçin. Hemen kurulum adımına geçeceksiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kurulum işlemimiz başlayacak. Hemen ileri ileri diyerek kurulum işlemine devam ediyoruz. Buradaki tüm seçenekler aktif olacak. İleri diyoruz. Evet, kurulum işlemimiz başladı. Evet, böyle bir ekran karşımıza geldi. Burada evet'e basarsanız program hemen başlatılacaktır. Ben hayır'a basacağım. Şu an masaüstünde zaten kısa yol oluşturuldu. Oradan programı açacağım ve size göstereceğim. Hayır butonuna tıklıyorum. Evet, bu ekrandan çıkmak için de ileri diyoruz ve son diyoruz. Şimdi programımızı açıyoruz. Evet, bu şekilde bir ekran karşımıza geldi. Buradan tamam tuşuna basarak ilerliyoruz. Evet, programımız açıldı. Şimdi hiçbir değişiklik yapmadan yine tekrar tamam tuşuna basıyoruz. Evet, programımız ilk açıldığı zaman bu şekilde bir başlama ekranı karşımıza geldi. Ben şimdi örnek olarak bir tane proje yapacağım. Boş bir sayfa oluşturacağım ve kod yazacağım. İsterseniz farklı bir şekilde de bu kodları yazabiliyorsunuz. Hazır bir şekilde var aslında ama ben boş belge oluşturarak buradan hemen çalışmaya devam edeceğim. Boş belge diyorum. Daha sonra da kodları buraya yapıştırıyorum. Daha önce hazırlamıştım. Evet, kodlarımı yapıştırdım. Bu kodlar sayesinde konsol ekranında selamünaleyküm dünya şeklinde yazı yazdıracağım. Eğer yazılım işine yeni başlamışsanız ilk proje her zaman bu şekildedir. Yani merhaba dünyadır ama ben de selamünaleyküm dünya şeklinde yazdırıyorum. Şimdi kodlarımızın çalışması için projemizi kaydedelim. Buradan kaydet bölümüne geliyorum. Daha sonra belgeleri değiştirmeyeceğim. Oraya kaydolsun. İlk projem şeklinde isim veriyorum dosyada olarak. Daha sonra .cpp şeklinde ifademizi ekliyoruz ve kaydet diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yazılarımızın renkleri hemen değişti. Şimdi derleme ve çalıştırma işlemini yapacağım. Yukarıda şu kısımda derleyebiliyoruz. Yan taraf çalıştırabiliyor. Şu kısım derle ve çalıştır, ikisini birlikte yapıyor. Örneğin bir tane yanlışlık yapalım. E harfini sildim buradan. Derle ve çalıştır dedim. Önce derleme işlemini yaptı. Hata olduğu için çalıştırmadı. Şimdi hemen hatayı düzeltiyorum. Daha sonra tekrar derle ve çalıştır diyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi selamünaleyküm dünya şeklinde konsol ekranında yazımız çıktı. İsterseniz tırnak içindeki bu yazıyı değiştirebilirsiniz. Ekranda farklı yazılar yazdırabilirsiniz. Böylece bu programın nasıl kurulduğunu detaylı bir şekilde görmüş olduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda da kanalımda da C++ dersleriyle karşınızda olacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.